Selamlar herkese. Bugün sizlere notunuzun pil geçmişini ve pil sağlığını nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğim. İki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikli yöntemimiz CMD üzerinden oluyor. Bu daha basit, daha az grafik gösteren bir yöntem. CMD'ye giriyoruz arkadaşlar. Bunu yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ondan sonra bu komutu yazıyoruz. PowerJPG boşluk / enerji diye. Bu bize yaklaşık bir dakikalık bir tane teste sokuyor notebook'unuzu. Ondan sonra gelip bakıyoruz. Evet, grafikler geldi. 14 tane uyarı veriyormuş bize. 53 tane bilgi içeriyor. 15 tane de error, yani hatamız varmış içinde. Şimdi burada verdiği C'den başlayan hata kodunu HTML'in sonuna kadar alıyoruz, kopyalıyoruz. Sonra herhangi boş bir tane klasör açıyoruz. Yukarı tıklıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdık, girdik. Bakın şimdi bize raporları verdi. Bakın burada işte bilgisayarın adıdır, BIOS tarihi vesaire vesaire, hepsinden bahsediyor. Şimdi öncelikle burada hatalar dediği, yani bataryanız hızlı bitiyorsa bu kısımlarla ilgilenebilirsiniz. Bu hatalar kısmı bataryanız ne kadar hızlı bitiyorsa ve batarya sağlığını korumanız için bu hataları kapatabilirsiniz. Burada söylediği şeylerin tersini yapabilirsiniz. Burada uyarılar diyor. Batarya performansınızı daha da uzatmak istiyorsanız, bataryanız sallıyorum 1 saat gidiyorsa, gitsin 1,5 saat istiyorsanız sallıyorum. Bunları yapabilirsiniz. Bizi ilgilendiren kısım şimdi pil ve pil bilgileri kısmı. Tasarım kapasitesi dediği sizin normalde olması gereken kapasitesi. Yani olması gereken sağlık. Son tam dolum dediği şey ise şu an artık bilgisayarınızın kapasitesi hangi kısımda onu gösteriyor. Ne kadar kapasitesi var onu gösteriyor. Bunu da yüzdelik olarak hesaplamamız için şöyle hesaplayacağız. Bu sayı alıyoruz, kopyalıyoruz. Hemen hesap makinesini açalım. Bu sayı alalım, buraya kopyalayalım. Bunu bölü diyelim. Tasarım kapasitesini kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Eşittir. Bakın yüzdelik olarak verdi. Bunu da yüzde çarparsak %93 olarak görünüyor mesela şu an benim bilgisayarımın kapasitesi. Siz de bu şekilde bilgisayarın kapasitesini öğrenebilirsiniz. Kolay bir şekilde hiç program kullanmadan ortalama olarak öğrenebilirsiniz. Ki bu verdiği veriler arkadaşlar kesin veriler değil. Ortalama olarak veriyor. Kesin verileri sağlayamıyor. Sonra daha başka bir yolu var. Hemen o yoldan bahsedelim. İkinci yolda daha fazla istatistik, daha fazla veri istiyorsanız, ne kadar şarj olmuş, ne kadar şarjı azalmış, zamanını görmek istiyorsanız PowerShell kullanınız arkadaşlar bunun için. PowerShell'i açıyoruz, yönetici olarak çalıştırıyoruz. Komutu buraya yapıştırdık. Bu çok kısa sürüyor, direkt komutu aldığı anda direkt size dosyayı veriyor. Şimdi bunun için C diskine girdik, bu bilgisayar dedik. Buradan yer disk C'ye düşecek, bakın batarya rapor.html. Açtık bunu. Batarya report yine burada bilgisayar hakkında bilgiler var. Yine burada full charge kapasitesi, dizayn kapasitesi hepsini gösteriyor. Şimdi bakın burada 4. ayın 12'si, 4. ayın 13'ü, 4. ayın 14'ü, 4. ayın 15'i. Bugünün tarihine kadar geliyor. En son kullanım bu ay içinde böyleymiş. Benim şarjım ayın 12'sinde 135'miş, 18.000 miliwatt saat diyor. Sonra bilgisayar kapanmış, bilgisayar tekrar açılmış, şarjdayken %80 şarj edilmiş, aktifken %80'de kalmış. Ben bilgisayarda Acer'ın kendi programını kullanıyorum. Kendi programında %80'e batarya sabitliyor, sonra bir daha şarj etmiyor. Aynı şekilde gitmiş ve 42.000'e kadar doldurmuş %80 olarak. Sonrasında yine aynı şekilde grafikleri görebiliyoruz. Burada ne kadar süre doldurduğunuz var, ne kadar aktif kullanımınız var. İşte aynı şekilde dolum kullanım süreleri. Burada full charge kapasitesi yine aynı şekilde gösteriyor. Batarya sağlığınızın ne kadar süreyle nereden nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar oransal veriler, yani bunlar kesin bilgi değil. O yüzden mesela burada şunu görebiliyoruz. Normalde ayın 2. ayın 16'sında, yani Şubat'ın 16'sında benim 54.000'lik bir batarya kapasitem varmış. Sonrasında bakın 54, 54, 53, 4, 53, 53 düşmüş böyle. En son dün 53.330'muş. Mesela bugün şarj ettim 54.330. Yani bunlar ortalama veriler. O yüzden böyle arada değişiklikler olabilir. Burada aynı şekilde verilerinizi alabiliyorsunuz. Burada aktif, full şarj, kullanım sürelerinin hepsini gösteriyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle bir video istiyorsanız like atabilirsiniz. Yorumlarda herhangi bir sorunuz olduğu zaman cevaplarım. Yeni videolarda görüşmek üzere.